Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, Sayın Genel Sekreterimizin açıklamalarının doğrultusunda Kültür ve Turizm Komisyon toplantısından ayrıldığınızı belirttiniz. Bu toplantının bugünkü içeriği neydi? Onu çok merak ettim. Onu öğrenmek isterim. Turizm Haftası etkinliklerinin programının yapılması. Şimdi Sayın Başkan... Bir de Ankara'da Sinop günleri, Haziran ayında Sinop günleri kongre merkezinde düzenlenmesiyle ilgili bir sunum yapıldı. Çok teşekkür ederim Sayın Genel Sekreterim. Şimdi Sayın Başkanım, bu konu ilginç bir konu. İlin turizmine yön veren, hükmeden, karar veren il genel meclisi bu tür çalışmaların dışında tutuluyor. Şimdi bu tür çalışmaların içine girerse üç kişiden birisi mi girecek o çalışmaları? Tabii ki girmeyecek ama bana çok ilginç geliyor. İlin turizmiyle ilgili yapılan komisyon çalışmasında İl Genel Meclisi'nin yetkili üyesi veya başkanı yok. Başkanı tenzih ediyorum, üyesi yok. Bu bana çok ilginç geliyor. Birinci konu budur. Sizde hiç ilgisi yok, öğrenmek için sordum. İkinci konu, kardeş şehir Bulgaristan'ın hangi şehriydi? O karar nasıl alındı, ne zaman alındı, onda da hiç bilgimiz yok. Eğer aydınlanırsa... Bulgaristan Nesabel Kenti ile ilgili Sinop Belediyesi'nin kardeş şehir yapılmasıydı. O belediyenin bir kararı. Şimdi bir resursu. Bu konuda da bildiğim kadarıyla kısacık meclisi aydınlatmaya çalışayım. Hepiniz bilirsiniz gerçi de. Kardeş şehir bir tane Yalta'da karşılığı var. Demek ki bir kardeş şehir daha yapılacak. Tamam, onu da öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler gelsin. Arkadaşlar, 5. gündem maddesini okutuyorum. Yazı İşleri Müdür Vekili tarafından encümen ile ilgili bilgi verilmesi. Sayın Başkanım, Sayın İl Genel Meclis Üyeleri, encümenimiz tarafından Şubat ayında toplam 1005 karar alınmıştır. Başkanım, ilk 9 karar imar konularıyla ilgili, tevhid, ifraz, inşaat yapı izni, bunları geçiyorum. 36 tane karardan başlıyorum. İdaremiz Kültür Müdürlüğü'nce çizgilerle Sinop adlı kitabın tanıtımı için 7 ödenekten 32 bin lira para aktarılması konusu teklif edilmişti, kabul edildi. 37 nolu kararda imar mevzuatına aykırı yapı yapan kişilere idari para cezası verilmesi teklif edilmişti, uygun görüldü. 38 nolu kararda yine imar mevzuatına aykırı yapılan yapıların yıkılması konusuydu. Talep uygun görüldü. 39 nolu kararda yine imar mevzuatına aykırı bina yapan bir vatandaşın idari para cezası konusu görüşüldü. İncelemeye alındı. Aynı kişiye ait yine binanın yıkımı gündeme gelmişti 40 nolu kararla. O da yine incelemeye alındı. 41 nolu karardı. İlimiz Merkez Karayası Mahallesi'ndeki tarihi bir binanın onarımı için 65 bin TL ödenek talep edilmişti. Bunun da yine yedek ödenekten karşılanması karar verildi. 42 nolu karar bulunduğumuz bina üzerinde ki Sinay 57 iş yerine ait bölümün Ömer Faruk Tutçu ile devri talebiydi. Encümenimizce bu devir aylık 400 lira kira ile ve 2 aylık da kira ücreti devir ücreti alınarak devrine karar verildi. 43 nolu karar, valiliğimiz makam hizmetinde kullanılan araçların akaryakıt ve bakım giderlerinin ve fotokopi cihazının giderlerinin karşılanması talebiyle uygun görüldü. 44 nolu karar, Erfelek'te Gerze Kaymakamlık Lojmanı'nın yakıt onumu için toplam 10 bin lira ödenek aktarılması talebiyle yedek ödenekten aktarılmasına karar verildi. 45 nolu karar, yine Boyabat Özel İdare Lojmanı'nın kalorifer kazanıyla ilgili bir tamirat olayı vardı. 3 bin lira yedek ödenekten aktarıldı. 46 nolu kararda Emit Turizm Fuarı için 18 bin lira ödenek talep edilmişti. 46 nolu kararla inceleme yapılmıştı. 47 nolu kararla talep uygun görülerek ödenek aktarıldı. 48 nolu kararda
Erfelek'te bulunan tatlı cihazlarındaki hizmet evinin onarımı için 22 bin lira bir ödenek talebi olmuştu. 20 bin lira aktarılması uygun görüldü. 49 olup karar, Türkiye'de Turan Köyü'ndeki bir maden ocağının ruhsat süresi bitmişti. Süre uzatım talebinde bulunmuşlardı. Encümen tarafından uygun görülen bir talep reddedildi. Son iki karar da yine iflas işlemeye geçildi. Arkadaşlar soru soran var mı? Encümen kararı, Şubat ayı kararları ile ilgili soru sormak isteyen. Buyurun. Sayın Başkan, bu konuda sorudan ziyade birkaç maddede önerilerimiz vardır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı yapılan çalışmada Çizgilerle Sinop tanıtım kitabında en azından en son haliyle İl Genel Meclisi bu kitap basıma girmeden önce ne olmuş ne gitmiş bir haberi olsaydı iyi olurdu diye düşünüyorum. Yani en azından bizim bir şöyle bir görsel olarak görseydik iyi olurdu diye düşünüyorum. Onu belirtmek için bu maddeyle ilgili söz aldım. İkinci konu valilik makam ve hizmetlerinde kullanılan 57 AN, 57 AT, 57 AD, 57 AT, 57 AT, 57 AT bir de bu araçların bakım onarımları, akaryakıtları, tabii ki amaç hizmet bakımı da olacak, akaryakıtı da olacak. Burada Sayın Güryay Bey'e de aynı şeyden bahsettim. İl Genel Meclis çalışmalarında bu bir öneridir, olmazsa olmaz diye bir iddialı bir söylem değildir. İl Genel Meclis çalışmalarında 20 meclis üyesi de hizmet etmek için mücadele etmektedir. Onların aktif çalışmalarına yardımcı olabilmesi için yani çok sıfır anlamında değil, 10 yaşındaki bir araçla 15 yaşındaki bir araçla bizim işlerimizi görebilir. Dolayısıyla dışarıdan gelen arkadaşlarımızı bırakalım. Ben şehir içinde araba kullanamıyorum. Hiçbir yere de devletin arabasıyla gitmek diye bir derdim de yok. İnanın bir yere gittiğim zaman arabayı bırakıp öteki bir tarafa geçme şansım yok. Şoförüm de yok. Dolayısıyla İl Genel Meclis çalışmalarında bu aracın büyük bir hizmete yarayacağını düşünüyorum. Düşüncem odur, doğrudur, yanlıştır, onu belirttim. En son olarak da 18 bin TL Kültür Müdürlüğü'ne aktarılan ödenek. Meclise bilgi vermek isterim. Bugün bir Sayın Başkan'ın soru önergesi verdim. Sinop ili turizmi ile ilgili. Sağ olsun Sayın Başkan gereğini yaptı. Bizim çalışma yönetmeliğimizin 5302 sayılı kanunun 18. maddesi gereği meclis üyeleri sorularını yazılı olarak meclis başkanına veriyor. Meclis başkanı Sayın Vali'ye konuyu iletip Sayın Vali cevabını verdirttiriyor ilgilisinden. Bir çalışmayla ilgili meclis üyelerinin bunu duymasını özellikle istiyorum. Bir çalışmayla ilgili 2007-2013 Sinop İl Turizm Eylem Planı'nı araştırdım. Sinop'ta 2007-2013 olması gereken İl Turizm Eylem Planı yok. Çok net, yok. Şimdi olmayan 2013'e gidişteki turizm eylem planınız yoksa 2023'le ilgili turizmde de yoksunuz. Çok ilginç bir şey. Özgür Bey'e kadar da ulaştım. Turizm, Kültür Bakanlığımızın eski müsteşar yardımcısı, şimdiki müsteşarını maalesef kendileri de doğruladı. Yok dedi yani, yok. Şimdi yok olan bir ilin turizmiyle ilgili iddialıyız. Üniversite kentiyiz, turizm kentiyiz. Ben buna gülüyorum. Bunu nettir, bunu soru önergesini verdim. Sayın Valim dedim, soru önergesinde de. Eğer bu diyelim ki şahit yoksa, ben yine şahit diyorum, bilmiyorum, bana yok dedi. En yüksek makam da, bakan hariç. En yüksek makam da yok dedi. O zaman bunun sorumlusu ki? Yani Adıyaman'a gidelim,
Adıyaman'da bir daire müdürü Adıyaman'la ilgili bir çalışmayı yapmasın. Bilmiyorum Adıyamanlılar demokratik, hukuki olarak ne yaparlar. Ben özel idaremizin en alt tabakadaki memurundan en üst tabakadaki memuruna kadar Cumhur Bey'in, Güryay Bey'in, Sayın Başkan'ın dileklerine, temennilerine katılıyorum. Yaptıkları hizmetler için çok çok teşekkür ediyoruz. Bu düzendeki çalışmalarla Sinop'inle çok ciddi hizmetler yapacağımızı belirtiyoruz. Son olarak Sayın Başkanım, Sayın Vali'ye 3 tane dilekçe verdik. Bildiğiniz gibi Ada Oteli kaybettik. Sorunları hakkında gerekenin yapılmasını istedik. Bildiğiniz gibi Ali Çakır Bey davayı kazandı. Özel idare tazminata mahkum oldu. Sorunları hakkında gerekenin yapılmasını istedik. Verilen kararda temiz yolu açık Ali Çakır Bey'in davasında. Yalnız ilginç olan konu şu. Alınan eşyalar kullanılmayacak hale geldiği tespit edilmiştir diyor. Mahkemenin böyle kesin bir altı çizilen bir yeri var. Onun için o konu da sıkıntılı bir konu. Bir de Mavi İşler grubunun almış olduğu tazminatla ilgili gereğini, yani idare nerede zarara uğratıldı ise gereklerinin yapılması için ilgili dilekçeleri Sayın Valimize arz ettik. Yurtla ilgili de gelişmeleri bekliyoruz. Yurtta da çok ciddi bir tazminatlar çıkabilir. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmalarımızda hiç kimsenin keyfi hak ediş ödememe hakkı yoktur. Hiç kimsenin keyfi çıkartma hakkı yoktur. Kimsenin de ihalelerde KDV hariç olduğu halde KDV almama hakkı yoktur. Bunları hayata geçirmiş olacağız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Abdullah Bey.